Daldan kestim kereste, kuş besledim kafeste. Dediler yarın hasta loy, yetiştim son nefeste. Dişlerim, dişlerim, al yanaktan dişlerim. Seni bana ver. Ulan duydun güzel sesi, keyiflendin değil mi? Dişlerim, dişlerim. Tezahürat istemez oğlum. Bu eşyal eşekten de hiç rahat yok ya. Doğru dürüst bir türkü bile okutmuyor. Kırkızlar ormanı kesiyorlar. Korucu iş başına. Elinizi ters tutun, korucu Şaban'a yakalanmayalım. Vallahi iyi düşünün he. Aşıktan Şaban'a gene 50 kaymak attırmayalım ha. Durun lan, yakarım vallahi. Tüh be! Tüh, gene gitti 50 kayma! 50 değil! 100! Her zaman 50 veriydik Şaban kardeşim, 100'de ne oluyor? Dünyadan haberiniz yok sizin, her bir şeye zam var. Biz de sebeplenelim dedik. Şaban kardeş, gel şu işi 75'e sulh edek ha, ne dersin ha? Öy! Hükümetin korucusuna rüşvet mi teklif edesin? Vallahi atarım damağa! Peki, peki, 100 olsun, hadi, anlaştık. Haa, şöyle yola gelin bakayım. Aferin. Sizi görmemişim, siz de beni görmemişsiniz. Tamam. Hadi toz olun bakalım, hadi! Hadi, iyi! 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 Nime lazım, doğrusunu demek gerekirse namuslu çocuk. Vazifesi de çok sağlık. Ne yaptı, 50 kaymelik zam ne oluyor ha? Ne yapsın fukara, başlık parası toplamaya çalışıyor. De! De! Ula benimle inat gitme oğlum, bana bak! Ula illa gitmen için türkü mü söylemek lazım? Maden dağı dumandır, deloy loy, deloy loy. İyi sesten anlıyor eşyol eşek. Maden dağı dumandır, deloy loy, deloy loy, deloy loy, deloy loy. Bir gel yârim, yolu dolan dolandır, lele deloy loy. Zahmet etmişen teşekkür ederim. Kendi elimle pişirdim. Sen yapmışsan baldan bilem tatlı gelir bana. Nasıl olmuş? Ellerine sağlık, çok, çok bir beter güzel olmuş. Of anam of, yanıyorum vallahi. Ben de yanıyorum, ama bütün kabahat senin. Başlık parasını 4000 kaymaya denk getiremedim. Ağam da bütün kabahat. Odun başına aldığım 50 kaymenin 40 kaymasını kendine ayırıyor hep. Ben de 100 kayma almaya başlamışım. Zaten şunun şurasında başlığı tamamlamaya 1000 kayma kalmış. 2 aya kadar tamamdır. Sonra seninle halvet oluruz. Benim çeyizler de tamam. Öyle mi kız? Hayvan!
Daha düşüncük bitirelim şu işi. Senin de yangının geçsin. Olmaz, önce nikah. Etme kız, bir tadına bakayım. Hey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Basıldık, basıldık. Ben eve gidiyorum. Ben ne yapıyorum? Öğlen namazından sonra Halil ağam bütün marabaların köy meydanında toplanmasını ister. Duyduk duymadık demeyin. Hiçbirinizden saklım gizlim yok muhtar. Köyü satıyorum. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Yeni ağamız Karahan köyü ağası Zulfo'dur. Damarına basmazsanız gül gibi geçinip gidersiniz. Çıkalım yol başında yeni ağamızı karşılayalım. Davulcu vur davula. Vay babam, sen hoş gelmişsin, safalar getirmişsin. Eyvallah, hoş bulmuşok Halil Bey. Benzin bulamamışak da, öküz koştuk bizim arabaya. Buyur ağam. İş bu satış mukavelesinin şartları taraflarca hazırlanmış, noterliğimizce tasdik edilerek imzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Seçim mi var? Yok, Halil'a köyümüzü satayım. Biz ne oluyoruz? Bizi de satayım. Bu mu Ali? He. Çok hıyar herif be. Vallahi bu fiyatları aham bu noter begimiz komuştur. Ne senin ne benim dediğim. Tam ikisinin ortası. Ver elini. İçinde 70 ev, 42 samanlık bulunan 2000 dönümlük tarlasıyla Sarı Söğüt köyü tamamı 2 milyon lira. 210 baş inek ve öküz, 10'ar bin liradan 2 milyon 100 bin lira. 900 baş koyun, 1000'er liradan 900 bin lira. 96 baş kadın, 5'er 100 liradan 48 bin lira. Köydeki 78 baş erkek, 100'er liradan 7800 lira. 220 baş küçük çocuk, 50'şer liradan 11 bin lira. 26 baş ihtiyar bedavadan hediyesi olup, Cem An 5 milyon lira. Çok teessüf yapıyorum Halil ağam. Bana da 100 kayme fiyat biçisin. Ben sana 2 günde kazandırıyorum bu parayı. Ha Zülfü ağam, bu adamım tam 10 kişiye bedeldir. Bunun için 1000 lira isterim. Dellendin mi ağam? 1000 kaymenesini istersin bu mertiğin. Vazgeç durmadı. Hemen sinirlenme Zülfü belki. Yok istemem vallahi bu dürzüyü. Sıfatında meymenat yok. Al götür beraberinde. Kızma canım. Peki biz de 100 kağıt edelim. Seni bu köyde istemiyorum. Köyde kalmam için üste kaç para istesin? 500 kayme. Borcum olsun. Ben de köyü sağa attım, hayrını gör. Cümleye hayır getire. Köylü borcunu nasıl ödeyim? Sen emrettiğin zaman. Her daim bunları borçlu bırak. Her istediğini yaptırırsın. Doğru değilsen Halil Bek. Hayırlı uğurlu ola Zülfü ağam. Muhtarımız. Öyle mi? Memnun oldum. Öpeme lan. Estağfurullah, estağfurullah. Oynaşma kız. Beter susamışım ha Hatça. Hatçan kurban sana. Buz gibi karpuz verir mi sana? Ver yavrum. Aa, seni kedi seni. (Gülüyor)
Sağ olasın Atcan. Ne güzel karpuz yiyorsun kız. Deli etme adamı, ben de seni yerim ha. Oh. Ağam! Hoş, abi. Ağam, hoş gelmişsin. Al karpuz. Burada ne desin oğlum? Ben mi? Yok babam. Sağır mı sen? Sana soruyorum. Korucuyum ben. Ulan adamlar koca ormanı söküp götürürler, sen burada eline rospisiyle oynaş tutuysan. Bu ne biçim koruculuk, hır bu? Teessüf yapırım ağam. Sonra orospu dediğin de 25 yıllık sözümdür ha. Sözünü tert de konuş ula, ananı bellerim yoksa. Bir daha görmeyeyim seni buralarda ve de elin kızıyla oynaş tuttuğunu, kırarım ayaklarını. Kıyar oğlu kıyar. Olur.